Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Async'in Glowy W30 akıllı saatini beraber inceleyeceğiz. Öncelikle olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu akıllı saatin bence en göz alıcı noktası tasarımı diyebilirim. Ben bu akıllı saati yaklaşık olarak bir 10 gün boyunca test ettim arkadaşlar. Ve bu 10 günlük test süreci boyunca bu akıllı saatten son derece memnun kaldım. Yani standart özelliklere zaten sahip. Nedir bunlar? Tabii ki işte kandaki oksijen oranı olsun, kalp ritmi olsun, adım sayarı olsun. Bunları zaten artık günümüzde her akıllı saat basit bir şekilde yapabiliyor. Fakat akıllı saatlerde ayırt edici bazı noktalar var. O da ne? Bu ölçümleri ne kadar doğru yapabiliyor? Ben genel olarak arkadaşlar akıllı saatleri test ederken şöyle bir şey yapıyorum. Evde bir tane tansiyon aleti var. Bu tansiyon aletiyle birlikte mesela nabız ölçümünü eş zamanlı olarak gerçekleştiriyorum. İşte biliyorsunuz tansiyon aletleri zaten sol kola takılıyor. Bazıları sağ kola takılıyor. Değişiyor tansiyon aletine göre. Bunlarla ölçüm yapıyorum. Aynı anda akıllı saatte de ölçüm yapıyorum. Ve genel olarak bu tansiyon aletine göre ne kadar doğru verileri sunduğunu gözlemliyorum. Genel olarak bu noktada Async'in Glowy W30 modeli arkadaşlar beni memnun etti. Yani tansiyon aletiyle hemen hemen paralel sonuçlar çıkardı. Nedir? Mesela tansiyon aletinde kalp ritmim benim 95 iken burada 93 falan çıktı. Yani arada çok küçük oynamalar var. Burada tabii ki bu hata payı olabilir. Mesela diğer saatlerde de yaptığımda zaten birebir aynı hiçbirinde çıkmamıştı. Ama burada neyi anlıyoruz? Bu saatte kullanılan sensörün, yani arka tarafta bulunan sensörün son derece başarılı bir sensör olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Gelelim saatimizin diğer özelliklerine arkadaşlar. Söz konusu akıllı saatler olduğunda elbette beklentilerimiz artık biraz fazla. Yani sadece adım sayması, sadece kalp ritmimizi ölçmesi bizler için yeterli olmuyor. Bu saat acaba bizim uykumuzu takip edebiliyor mu? Acaba bizim stresimizi takip edebiliyor mu? Ya da içerisinde farklı spor modları var mı? Hemen cevabını vereyim. Evet arkadaşlar, bu saatte yani farklı spor modları da mevcut, farklı arayüzler de mevcut ve uyku takibinizi de son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Zaten saatin menüsüne girdiğiniz zaman hemen karşınıza kalp atışı, uyku, kandaki oksijen oranı, egzersiz, solunum egzersizi, adet döngüsü gibi pek çok seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan istediğinize girerek işte o anki sağlık durumunuzu kısmi olarak ölçebiliyorsunuz. Peki bu saatimizin şarj süresi, şarj durumu ve bildirim başarısı nasıl? Şunu söyleyebilirim. Güncel olarak kullandığınız uygulamalarda, yani ben ne kullanıyorum mesela? WhatsApp kullanıyorum, Instagram kullanıyorum, işte ara sıra Facebook kullanıyorum ama Facebook'ta çok fazla böyle hani bildirimler vesaire açık değildir ama Instagram'da, işte WhatsApp'ta, mesajlarda vesaire bildirimler açık arkadaşlar. Onların bildirimleri net bir şekilde cihazınıza telefonunuzla aynı anda geliyor. Yani bildirim konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu noktada saatiniz üzerinden gelen aramaları vesaire cevaplayabildiğinizi de sizlere söylemek isterim arkadaşlar ki bu bence önemli bir özellik. Bu fiyat skalasında satılan pek çok akıllı bileklikte, akıllı saatte bu tarz bir özellik görmüyoruz ki bu da Async'in Glowy W30 modelini öne çıkaran bir adım olarak karşımıza çıkmış durumda. IP68 sertifikası var. Yani duşa vesaire girerken çıkarmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben mesela saatle birlikte girdim duşa denemek için. Hani acaba bir şey olacak mı olmayacak mı? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani kolumdan çıkartmadım diyebilirim kullandığım süre boyunca. Yani işte elimi yıkıyorum, kolumu yıkıyorum, duşa giriyorum vesaire. Yani olabildiğince suyla temas etmesini sağladım. Fakat saatin kullanımında herhangi bir sıkıntıyla, herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Kullanımı oldukça basit arkadaşlar. Üzerinde bir tane şöyle crown var. Buna bastırdığınızda zaten direkt olarak menüye giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar bu crown'a basılı tuttuğunuzda saati kapatabiliyorsunuz. Saatin üzerinden saatin ekranını yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda araç çubuğu karşınıza çıkıyor. Aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Soldan sağa doğru kaydırdığınızda adımlar vesaire, uyku, o takipleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ve soldan sağa doğru kaydırdığınızda da bir kısa yol sekmesi açılıyor. Buradan işte kalp ritminizi hızlı bir şekilde ölçebiliyorsunuz vesaire. Ekrana basılı tuttuğunuzda ise arkadaşlar ekranda diğer saat arayüzleri karşınıza geliyor ve bu arayüzlerden de dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu saatin arayüz tarafında oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ben genel olarak tasarlanan arayüzleri vesaire sevdim arkadaşlar. Ama ben her zaman böyle ekranda biraz kalabalığı seven bir insanım. Yani ekranda tüm verilere ulaşabilmeyi seven bir insanım. Dolayısıyla ben bu tarz bir kadran kullandım. Yani ekranda pek çok veri, işte şarjı göreyim, yürüdüğüm yolu göreyim, yaktığım kaloriyi göreyim, o anki kalp atış nabzımı göreyim, onun haricinde saati de göreyim, yani tarihi de göreyim. Bunların hepsini
aynı anda veren bana modüler ekranları seviyorum daha çok. O yüzden bu saatte de ben modüler bir ekran tercih ettim arkadaşlar. Saatimizde 2.04 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Bu ekranın çözünürlüğü 368x448 piksel arkadaşlar. Bu gerçekten önemli diyebiliriz. Bluetooth 5.3 teknolojisiyle geliyor ki şu anda pek çok saatte biz 5.2'yi görmeye alıştık. Dolayısıyla bu açıdan da saatin oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. 500 mAh'lik de bir bataryamız var. Tabii ki burada batarya sizin kullanımınıza göre değişiyor. Yani işte atıyorum çok yoğun olarak saati kullanırsınız, sürekli antrenman yaparsınız vesaire, o zaman şarj daha hızlı bitiyor tabii ki, ama antrenman yapmazsınız. Yani biliyorsunuz antrenmanda sürekli nabız ölçtüğü için dolayısıyla saatlerin şarjı daha hızlı bir şekilde bitiyor. Ama antrenman yapmazsanız, yani saat sizin nabzınızı sürekli ölçmek zorunda kalmazsa, bu kullanım ömrünü bir hayli arttırıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl önemli soruya. Ben bu saati Android ya da iOS ile rahat bir şekilde kullanabilir miyim? Evet, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kutunun arkasında zaten bir kare kod var. Bu kare kodu okuttuğunuz anda arkadaşlar bu saatin uygulaması direkt olarak telefonunuzda açılıyor ve oradan indiriyorsunuz. Uygulamanın adı da Dafit App diye bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulamayı indirerek saatinize direkt olarak bağlıyorsunuz ve yaptığınız egzersizleri vesaire de bu uygulama üzerinden rahat bir şekilde gözlemlemiş oluyorsunuz. Ben genel itibariyle uygulama arayüzü olsun, saat arayüzü olsun memnun kaldım arkadaşlar. Hani bir akıllı saatten aradığınız tüm özellikleri size net bir şekilde veriyor. Dediğim gibi tasarımı benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir tasarım var. Özellikle bu tarz biraz daha böyle sert görünümlü saatlerden hoşlanıyorsanız mutlaka tasarımı sizin de hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum ben. Saatin fiyatı da ben en son baktığımda 1500 Türk liraları seviyelerindeydi arkadaşlar. Ha, değişmiştir değişmemiştir onu bilmiyorum. Ama bence bu fiyata alınabilecek en iyi akıllı saatlerden biri diyebilirim. Neden? Çünkü bu fiyata artık arkadaşlar akıllı bileklikler satılıyor. Küçücük ekranlı akıllı bilekliklerden bahsediyoruz. Burada ise 2.04 inçlik AMOLED ekrana sahip bir akıllı saat var karşınızda. Dolayısıyla yine de tercih sizin. Eğer bu akıllı saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.